Saygıdeğer izleyenler, 2016 yılında dönemin belediye başkanı Enver Yılmaz Bey tarafından Karadeniz'de, özellikle de Ordu, Altınordu, Ünye, Fatsa ve yöresinde sahil şeridinde bulunan binaların dış cephe kaplamaları şehre estetik güzellik kazandırılsın diye boyanmaya çalışıldı, kaplama yapıldı. Ama aradan geçen zaman içerisinde bu söz verilen rakamlar biraz yükselince ödemeyenlere Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından haciz konuldu. Vatandaşların şikayeti üzerine haciz konulduğunu öğrendik. Biz bu konuda Deva Partisi Ünye İlçe Başkanı İrfan Tosun kardeşimizle beraberiz. Onun bu konudaki düşüncelerini alacağım. Buyur Sayın Tosun. Evet, niyet çok önemlidir. Sayın Enver Yılmaz o dönemde belki bunu çok farklı niyetlerle yaptı. Mesela tabelalar da değiştirildi. Hep aynı formata getirildi. Süriyeti belki konsept değiştirmek amacıyla yapıldı. Ancak o zamanlar Enver Bey artık son dönemine yaklaşma başladı. İşte görevden alındı gibi olaylar, süreçler başlayınca o dönem içerisinde dış kapa cephe kaplamaları yapıldı. Ve o zaman edindiğim ve bildiğim kadarıyla şöyle bir süreç yaşamıştı. Yarısını belediye verecek, yarısını vatandaş büyük verecek. Büyük sahipleri verecek. Ve büyük sahiplerin bir kısmını özellikle bunu gidip araştırmışlar. Piyasa fiyatları nedir? Büyükşehir'in verdiği fiyat nedir diye mukayese yapmak anlamında. Bu arada tabii iç aşağı beş yukarı fiyatların da aynı olduğunu öğrenince nasıl olsa yarısını belediye veriyor diye vatandaşlar ister istemez bir de devlettir. Razı oldular ve yaptırdılar. Fakat bir süre sonra bu yaptırımı süresinde Enver Bey görevden alınınca sıkıntı burada başladı. O zaman bize gelen bilgilerde şöyle bir şey vardı. Belediye bunun ödemesini yapmayacak. Vatandaşlar bunu, hatta Enver Bey demişti ki vatandaşlar bunu uzun taksitle verecek demişti. Çünkü herkesin durumu iyi değil. Bazıları ödemiş zaten Sayın Başkan. Fakat bu süre içerisinde vatandaşlara ikazlar edilmeye, duyumlara gelmeye başlayınca biz de o zamanki hem gazeteci kimliğimle bir araştırma yaptık. Ve bu işin evet sıkıntılı sürecin başladığını o zaman öğrendik. Yani bu süreç başlamıştı. İnsanlar bununla ilgili dediler ki ne yapacağız? Ödeyeceksiniz. Dediler ki ya verilmiş hak geri alınmaz. Çünkü bize belediye bunu yaparken bize dedi ki size bunu uzun vadeyle ve uygun fiyatlarla yapacağız demişti. Ve bu iş geri döner, tekrar düzelir, uzun vadede öderiz. Çünkü toplu istemişlerdi. Paranızı toplu yatıracaksınız deyince ödeyemeyenler olunca ve bugün itibariyle bir abimiz belediyede bir işi var. Bir de E-Devlet'e açar bakıyor, bir kontrol ediyor. Bir bakıyor ki mal varlıklarına icra koyulmuş. 9. ayın 19. tarihi itibariyle icra koyulmuş. Hemen icranın nereden geldiğini araştırıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini öğreniyor. Ve bunun üzerine, bu yapının tepki üzerine vatandaş gidip borcunu misli fazlasıyla, yani normal şartlarda ödemesi gereken 3.500-4.000 lira ise 7.000-8.000 lira yakın bir para ödeyerek icrayı kaldırıyor. Şimdi o zaman vatandaşlara asıl yapacağımız ikaz şu. Sevgili vatandaşlar, lütfen E-Devletinize girin ve E-Devletinize şuna bakın. Evet, burada bir icralık pozisyon var mı? Bu icralık pozisyon gerçekten şu anda oluşmuş mu? Ve bu oluşumdan dolayı yarın da siz aynı sıkıntıyı yaşamamak istemiyorsanız E-Devletinize bakın. Yani sahilde evi olanlar, bu ödemeyi yapmamış olanlar, İsrail'e karşılaşırsanız hiç şaşmayın. Bir de haberiniz olmazsa zaman içerisinde bu tabii faizde katlayacak. Faiz katlanınca daha büyük bedeller karşınıza çıkacak. Yani bu şimdi iş mi? Siz zamanınızda ne taahhütlerle bu işi yapma karar vermişsiniz? Ne yapmışsınız? Zaten biz bu zamana kadar hep aynı şeyi söylüyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu hangi şeyde istikrar var? Enver Bey aldı başını gitti veya görevden alındı bilemeyiz. Onu zaman gösterecektir. Ben geçenlerde yine aynı ifadeyi kullanmıştım. Sizin huzurunuzda aynı ifademi gene kullanıyorum. Allah-u Teala nasip eder de biz parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme döner isek, benim genel başkanım da o parlamenter sisteme geçişteki hükümet sürecinde görev alırsa, şahsım adına bunun sözünü veriyorum,
Her kim ki Ünyeli'nin, Korganlı'nın, Kumrulu'nun, Akkuşlu'nun hakkını yediyse, zaman geçti unutulmuştur, zaman geçti sümenaltı olmuştur gibi sakın düşünmesin. Eğer bu insanlardan, aynı minik, bu bir örnektir, bu evlerin dış kaplaması bir örnektir, bunların hesabını sorulmazsa, sorulması için elimden geleni yapmazsam namertim, şerefsizim. Bu millet bu kadar aptal değil. Yani yeter artık. Milleti buraya kadar getirdiler. Sayın Başkanım, bir de bu fiyatları yüksek bulan mülk sahipleri ne yapacak edince ne diyorlar? Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Beyefendi danışmanı Mimar Nihat Şen'i konuyu araştırması için gönderdiği iddia ediliyor. O da araştırmış, gelmiş bir rapor hazırlayıp sunmuş. Fiyatlar uygundur diye ödenmesi gerektiği istenmiş. Fakat tebligatlar yapılmış. Ödenmediği için bu hacizler gelmiş. Tebligatlar yapılmış. Örneğin şu andaki bu bize bu konuyu getiren abimiz diyor ki sonra bana tebligat gelmedi diye. O zaman bizim bu ikazımız bir vesile olsun. Evet. İnsanlar E-Devleti'ne girsin bir baksın bakalım. Gerçekten tebligat gelmiş mi gelmemiş mi? Bir de Nihat Bey'in çok normal karşılıyorum. Artık Nihat Bey ile ilgili, Sayın Nihat Şen Efendi ile ilgili, beyefendi ile ilgili duyduğum hiçbir ünye ile ilgili olumsuzluğu artık hiç anormal karşılamıyorum. İnsanlar isim vermeden tepki gösteriyorlar ama üzgünler. Hiç. Ben çok normal karşılıyorum. Saygı da duyuyorum. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Yapması da çok doğaldır. O yüzden Ünyelilerle ilgili düşüncesine de saygı duyuyorum. Ama bu millet bir gün gelir bunun hesabını sorar. Son olarak diyorsunuz buyurun ki borcunu ödemeyen insanlar E-Devlet'ten bir girsin giden baksın. Veya Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni arasın, bir baksınlar, desinler ki ya bizim borcumuz var mı? Dış cephe kaplaması yaptıranlar. Bir baksınlar bakalım. Yani borçları var mı yok mu? Varsa veya şunu sormak lazım. Sayın Enver Yılmaz'a bir çağrı yapmak lazım. Sayın Enver Yılmaz herhalde Allah uzun ömürler versin. Sağlıklar, sıhhatler diliyoruz ama yaşıyor mu bilmiyoruz ama. Yaşıyoruz. Herhalde yok yaşıyor mu bilmiyorum ama nerede olduğunu da bilemiyoruz ama. Enver Bey, bu konuyu bu milletin başına sen bela ettin. Senden rica ediyoruz. Allah'ını seversen, şöyle partiden kovulmadıysan, atılmadıysan, dışlanmadıysan, haddimize değil böyle yorum yapmak ama lütfen şu işe bir parmak bassa de ki ya bunun zamanında vebali benden sorulur. Çünkü ben de yaptım bunu. Günahı benim üzerime kalır. Lütfen. Bu pisliği ben temizleyeyim. En azından çık bu millete de ki bugün dünya, yarın ahiret. Yarın ahirette hesap vereceğiniz gibi kul hakkından kurtulun. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Benim karşıma kul hakkıyla gelmeyin. Evet. Çünkü bu gerçekten dış cephenin parasını veremeyecek o kadar çok insan var ki. Var. Şunu zannediyoruz. Sahilde evi olan adam zengindir. Yok. Öyle bir şey yok. Kul hakkını kimse yemeyecek. Gene söylüyorum. Her kim ki benim bölgemi, bırak Türkiye'yi biz haddimizi aşar. Benim bölgemin, halkının, vatandaşının hakkını kim yediyse, kim gasp ettiyse, hiçbirinin dosyası kapanmış olduğunu zannetse, sümenaltı dense bile zannetmesin ki bu dosyaların tekrar açılması için, bu millete hesap vermesi için gerekeni yapmazsam namertim, şerefsizim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.